Herkese günaydın. Güneşli bir hafta sonundan hepinize selam olsun. Güneşli, hava kapalı. Güneşli bugün, güneşli. Bugün yumurtalı ekmek yapacağız arkadaşlar. Hafta sonu için bakalım. Evet. Onun için bir 20-24 tane yumurta lazım. Ordu doyuracağız sanki. Bir yandan da Emine sucuk kızartacak galiba. Evet. Yumurtalı sucuk yapamayacağımı göre Ali de evde ya. O da sucuk yüzden... seviyor. O süt kullanacak mıyız? Birazcık koyarız ya. Var mı sütümüz? Var. Kutu sütü. Tamam. Var. Bu bizim arkadaşlar halk ekmeği, besaç diye geçiyor. Daha böyle doyurucu oluyor bu. Biraz daha tıknaz. İçi dolu dolu böyle. Tıknaz bir ekmek. Boş değil. Fırındakilere göre besin değeri falan biraz daha yüksekmiş. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar yani. Eğer Bursa'da ekmek yiyecekseniz bunu yiyin diyorlar. Başka şeylerde de vardır değil mi? Sadece Bursa'ya özel bir şey değildir bu. Vardır ya herhalde besaç. İstanbul'da falan da var, var halk ekmeği diye biliyorum da. Bizde besaç diye geçiyor. Onlarda ne diye geçiyor acaba? Bilmiyorum ki. Öğreniriz yazarlarsa arkadaşlar. Her yorum atarlarsa vardır. Öğreniriz. Tamam. Bir ekmeği dilimledik bile. Başka ne yapıyoruz? Başka bir şey yumurtaları çırpacağız. Kahvaltılık. Kahvaltılık var bir de burada. Kahvaltı ne var? Şarttı. Beyaz peynir, acıkımız zeytin. Var. Peynirimiz, zeytinimiz, kaşarımız, tereyağımız. Reçel. Reçel dibinde. Bir de bunlarımız var. Çayımızı demledik zaten. Erkenden. Aynen. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Hadi. Evet, tavamıza yağımızı koyduk arkadaşlar. Kızdırıyoruz. Sütümüzü de çıkarttık. Evet. Yumurtalarımızla beraber çırpacağız şimdi. Hadi bakalım. Kaç yumurta ile yeter? 4-5 mi? 3-4 tane kıralım bir bakalım. Efendim sesiniz gelmiyor çok. 3-4 tane kıralım şimdi onu düşünüyordum. 3 tane mi yeter? Yetmez değil mi? Bol yumurtalı güzel oluyor ya. Kır gitsin ya. Sen böyle ya, hatta hep ben süt müt koymayınca daha çok seviyorsun. Öyle alışmışız ya. Öyle alışmışız. Öyle alıştırdılar bizi. Anneanne öyle yaparmış. Hep sade yumurtalı böyle kıtır kıtır. Aynen. Ama süt biraz yumuşak ediyor. Yumuşak oluyor süt koyunca. Tamam yeter işte, tamam. Bir de şey... Koyduk süt. Ben böyle kekik, mekik bir şeyler koyardım. Kekik de güzel oluyor. Baharat koyardım, hatırlıyor musun? Evet, kekikli seviyorum ya. Kekik güzel oluyor yani. Kekik, toz. Yukarıda kekik. Ver o zaman, hadi koyalım. Elimle koymuş gibi de bulabiliyorum böyle. Tuz da ver biraz. Evet, o da burada. Pul biber de vereyim mi? Ben severim de siz sevmezsiniz şimdi. Sava sava yemeyelim ya, boşver. Zaten miden hassas senin. Gayet güzel oldu. Tamam, tuzunu da koyalım. Yağımız da kızdı. Evet, yağımız şimdi hazır. Şimdi bandırıp koyacağız kızını tabii. Bu bayat ekmekte daha güzel oluyor aslında arkadaşlar. Biz ekmeği dün aldık taze ama ekmek ne kadar bayatsa bu o kadar güzel oluyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Değil yani. Mi? Evet. Bir daha mı keselim onu? Çok tombul olmuş bu ya. Tamam. Şimdi şöyle getirelim buraya. Dur bakalım. Ali ne oldu? Bak burada peçete var. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Böyle daha hızlı yapıyorum. Şimdi bunu çatalla böyle çevirip çevirip yapanlar var ama. Değil mi? Çatalla şöyle döndürüyor orasını. Ben çok hızlı yapıyorum böyle yaptığımı elimle. Çünkü senin adın Şipşak Emine. Yok, ciddi diyorum. Uğraşamıyorum böyle. Daha yavaş ağır oluyor. Tamam, şuraya. Onu iyi biraz sıkıştırsan şimdi oraya. Evet, şuraya sıra. Tamam. Tamam. Bu da ikinci posta işte, tam gelecek. Hadi bakalım. Değil mi? Aynen. Beş adım. Sana maşa vereyim mi? Ver. Çevirmen için. Yapabilir misin onu? Aa, maşayı ben makineye attım ya. Çatal da çevirelim ya, ne olacak? Al bu sivri çatallar, kenarından tut da parçalanmasın. Peki. Hemen olmuştur zaten değil mi? Aynen bak. Ya. Olmuş işte bak. Çok yakmanın ne anlamı var? Oo. Tabii ya, mideye de zarar. Çok yakma öyle. Kalın bile kesmişim var ya ekmekleri. Ne kalın kadar, ne kadar ince o kadar güzel oluyor. Aa.
Nereden şunlar çıktı? Çok kalın. Harika. Evet, yılan ekmekler mis gibi koktu. Cam da kapalı ama. 4 tane kırmıştık değil mi yumurtayı? Bayağı da kaldı, kalacak gibi sanki. Ya, ilave ederim ben ona ya. Biraz daha ince kesersin ekmekleri. Hatta bunları bölebiliyorsan bir bak şunları böleyim falan mi? İkiye böl. Daha güzel olur aynen. Daha iyi. Parçalanmasın şimdi. Yok yok, parçalanmaz. Şiret bıçaklarla. Aynen, daha güzel olur. Öyle ikiye bölelim, evet. Kuru kuru oluyor ya, sen öyle seviyor. Kıtır kıtır. Öbür türlü de çok kalın oluyor ya. Bunlar oldu bile, ben bunları alıyorum. Tamam, al yanmasın. Bakalım, hadi birazcık daha dursun. Biraz daha dursun, al bakalım. Evet, ilk postamız kızardı. Şimdi tabak koyacağım herkesin önüne. O yüzden böyle büyük bir kasenin içine doldurdum. Sadece iki dilim kaldı. Ben de burada peynirleri falan ayarlıyorum. Şuraya da beyaz peynir koyacağım. Sonra sucuk kızartacağız. Tamam. Çayımız zaten fokur fokur kaynıyor. Şimdi ilk yağ kızınca şey oluyor, rahat oluyor ama sonralarında hemen kızarmıyor. Şey gidiyor, anladın? Evet. Krep de yapsak olurdu ama hem ekmek var hem de Ali daha yeni dün okulda krep yemiş. Güzel sucuklu yumurta çıkıyormuş. Yumurtalı ekmek çıkıyormuş okulda. Güzel yani. O bizden çok yiyor diyorum orada. Değil mi? İyi bakıyorlar aynen. Zeynep de acıkmıştır değil mi? Tabii. Şimdi geldi sıra sucuklara. Tereyağda sucukları kızartalım, tamam. Bunu da ayrıca kızartalım böyle, olur mu? Omlet gibi. Aha, aynen. Ama şey, eser sucuklu da yapabiliriz. Siz bilirsiniz. Ya da sucuğu tek mi? Bu da şey, yani et, bu et balıktan aldım sucuk. Kes bakalım bana bir dilim, merak ettim. Nasıl, güzel mi bakalım? İlk defa aldık. Bim'den Cumhuriyet sucuğu alıyorduk biz ama Murat sıkıldım dedi, almayacağım dedi oradan artık. Aslında güzel o da, Afyon'un. He? Al bakalım. Şöyle Yıldırım Et Balık Kurumu'ndan aldık, bakalım nasılmış. Şöyle içinde göstereyim. 11 lira bu. Tuttu. Küçük aldım bilerek. Param yok diye yanımda. Güzel duruyor ama öyle çok aşırı baharatlı değil gibi. Bir tane çiğ çiğ deneyeyim bakayım ben şimdi, ben nasılmış. Çiğ çiğ iyi değil diyorlar ama valla yedik gitti değil mi? Güzel. Beğendin mi? Biminkinden güzel yani. Biminki artık bozdu. Baharatı mı çok diye sevmedin sen onu? Neden? Evet, baharatını çok fazlalaştırdılar. Baharat fazlaysa o sucuktan korkun. Evet. Doğru diyorsun. Bilerek baharatı basıyorlar değil mi? Yani. Karışık et. Ne? Nasıl, ne konuluyor? Karışık. Karışık işte. Kelle, paça falan her şey vardır yani. İyi. Hep soruyorlar bize. Bu sucuğa böyle niye su koyuyorsunuz diyorlar. Yumuşak kalması için. Evet. Şimdi buna direkt ben yağ koyup da pişirmeye kalksam. Kuruyor. Kıtır kıtır oluyor ama o zaman su birazcık koyduğunuz zaman içi böyle sulu sulu oluyor. Çok seviyoruz öyle. Lokum gibi yumuşacık sucuklar oluyor. Şimdi birazcık su koydum buna ben. Ve tavanın içine. Şöyle sana çevirelim. Bitti nasıl. Şimdi yumurtadan azıcık arttı. Sucuklu yumurta yapacağım onu da. Sucuklu yapmayacaktık ama yapalım. Şimdi o yumurtayı ne yapacağız? Ha? Yani yazık.
buraya şimdi tereyağı lazım biraz. Aynen. Bir tane daha yumurta kırdık. Kırayım ya. Evet. Sucuğumuza suyu koyduk. Emre göstermeye çalıştı az önce zaten. Bir tane daha yumurta kırdık. Tereyağımız. Aslında bunu böyle sade yeseydik daha iyi olurdu ya. Ya iyi o zaman bu yumurtayı başka şeyle değerlendirelim. Onu da Zeynep'e mi yedirsek? Çok hafif kekik var. Zeynep yer bunu. Hem süt koyduk değil mi içine? Yani hem süt hem de yumurta ona iyi değil ama bazen deniyorum. Şimdi mesela yumurtayla ekmek vereceğim ona. Çünkü bir de alkal kontrolümüz var şimdi. Doktor yine kontrol edecek. Hani soracak illaki. Hafif miktarda veriyorum. O zaman dokunmuyor. Hani onun için bu ay bayağı bir deneme yaparım şimdi Zeynep'i. Ben. Yüzünden anlıyorum. Hemen yüzü kabarıyor. Değil mi? Aha. Benek benek oluyor hemen. Aynen hemen. Hiç şaşmıyor yani. Fazla yediği zaman ama oluyor. Şimdi tereyağı attık bir parça. Şöyle. Bir parça daha atalım. Yumurtayı kapatsana. Hangi gözü yumurtanın ki? Şu. Tamam. Bak Zeynep kapının dibinde bağırıyor. Kokuları duydu. Acıklı o da. Mama vermedim bilerek şimdi kahvaltı yapsın bizimle diye. Zeytin vereceğim ona. Yumurtalı ekmek vereceğim o kadar. Zeytine bayılıyor. Bazen tabağımda 15 tane falan ayıklanmış zeytin oluyor. Murat bakıyor bana böyle. Bunca şeyi nasıl, kim yedi diye. Diyorum yarısı Zeynep'in yarısı benim. 7 tane Zeynep, 7 tane ben. Bayılıyor zeytine. Bir de zeytinlerde ev yapımı böyle. Annem yaptı, kurdu etti. Hazır değil. Hazır olsa yine içime şüphe düşerdi benim de. Kostik atıyorlarmış ya. O yüzden. Tamam. Biraz kaynası şey olsun şimdi. Dökmeyelim mi yumurtayı üzerine? Dökecek misin yine? Vaz mı geçtin? Ne bileyim. Dök ya, dök gitsin. İyi, dökeriz. Bak bakalım şunları ne yapıyorlar. Dur bakalım Zeynep böyle. Herkese merhaba. Ne yapıyorsun? Aa, yuvarlanıyor yerlerde. Beni gördün. Daha okuyunu bildirdim. Aynı kara gözlük. Aa, hayır inanma öyle şeylere. Gel bakalım masayı toplayalım. Hemen. Ali hemen. Hadi bu dolanıklığı toplayalım. Ali'ye bakın ne yapmış. Güya tekerlekli. Diyorum tren vagonuna benzedi. Ali iş hemen hadi. Kahvaltılıklar geliyor. Doldur doldur doldur. Bunları sabah koydum Ali'ye. Burada legolarını bıraktım. Burada da boyalarını dedim uyanırsan ya boya yap ya da legolarınla oyna. Sakın Zeynep'i uyandırma dedim. Öyle yaptı. Gerçekten de uyudu Zeynep. Ya. Bak bak babaya cilveler yapıyor. Orada babaya bakıp gülüyor. Cilveler 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 cilveler. Cilveli kız bak babasına bakıyor orada. Bak bak. Bak bak heyecanlandı. Geliyorum. Anne bugün hemen sofraya. Dur gel çatalları getir yardım et bana. Ya bana. Kahvaltımızı yaptık Zeynep'in yaptıklarına bakın çatal yerde tabak yerde her yeri kırıklamış yumurtalı ekmek yedi 1,5 dilim yedi
Bir de 6 tane de zeytin yedi. Şimdi onun tulumunu değiştirdim. Bu tulumları ben ikili almıştım böyle. Bu tulumu da pek yakıştı. Pomponlu pomponlu çok tatlı oldu. Şimdi su hazırladı Murat. Doğru yatağa. Doğru uykuya gidecek. Çünkü böyle hareketler yapınca anlıyoruz ki uykusu gelmiş. Hadi. Hadi iyi geceler. Hadi gel yapalım. Hadi koş. Gel babişko. Hadi. Hop. Hoppacık. Ay. Çoraplarını da al ayağından. Yatağını oraya koy. Uyandığı gibi giydiririm. Hadi bakalım. Onlar uykuya, ben de mutfağa gideyim. Masayı silip. Sonra bir dağınıklığı toplayalım. Makineye çamaşır atacağım. Bu Zeynep'in kıyafetleri çok lekeli olduğu için bunları mutlaka elimde çitilemem lazım. Yoksa yepyeni kıyafetleri böyle ziyan oluyor. Bunların lekeleri hiç çıkmıyor. Sabitliyor üzerinde böyle. Bakın bunun kollarında mesela kendi başına yemek yediği için bunun kolları kötü. Ondan sonra şu önlerine yine reçel dökülmüş. Ondan sonra şu tulumu hele berbat. Özgür yemek yiyince çocuklar böyle her yeri batırıyorlar. Bakın şuraya da tahin pekmez döküldü. Bayağı bir kötü yani. Önüne bakın hele. Şimdi bunu şey yapmazsam, bunu yeni almıştım bir de. Berbat. Bu böyle kalır. Şimdi güzelce çitileceğim beyaz kalıp sabunla. Ondan sonra makineye atacağım ve yıkanacak.
Zeynep yürüyor. Gel bırak. Hop. Ay hop nazar değdi. Hadi. Hadi koş babaya. Baba. Koş yürüme. Dur. Çok tatlı adım atıyor dur. Ya. Bırakıyor. Yok şimdi sıkıldı. Ay az önce böyle 2-3 adım attı dur. Var ya Murat'a doğru görseniz. Hop. Bu da 14 aylıkken yürüyecek herhalde. Ali kadarken. Kadar şey oluyor. Evet. Onun aklı hep dışarıda var ya. Buradan dışarıda. Orayı kesin Zeynep düşürdü Murat. Sence? Kurcaladı ona. Elledi. Yapışmıyor da. Elektrik çıtaları. Yapışmıyor da. Düştü. Oraya anca silikonla ya da dursun ya. Yerlerde orada süpürürken silerken. Kız. Sen yürümeye mi başlayacaksın? He? Abi gibi 14 aylık mı yürüyeceksin? He? Hadi gidiyorum ben. Hadi. Aa, sen gelemezsin. Elim kapının kolunda gideceğim. İzin vermiyor. Onunla orada hiç iş yapılmıyor. Bir de soğuk mutfak. O yüzden burası iyi ona. Şimdi valla. Kızıyor. Şimdi valla yerim. Zeynep. Hadi bakalım gidelim. Güle güle. Güle güle. Hadi bakalım. Şimdi burada bir paket nohut ıslattım. Bu yeni aldım ya marketten, Furpa'dan o nohutu. Hepsini ıslattım ki buzluğa atacağım böyle. Bu da dünden kalma mantarlar. Bunları da sebzeli mantar söte yapacağım. Havuç koyacağım. Biraz pırasa, bir soğan ve bu mantarları biraz doğrayacağım. O kadar. Tencereyi koydum ocağa şimdi. Yapacağız bakalım hep birlikte. Mantar soteyi yapmadan önce birer kahve içelim. Şöyle birer dolu kaşık süt reçeli koyalım. Evet, kahvelerimiz hazır. Yanına da bir tane çikolata kalmış. Onu böyle kestim. Evet, aldım soğanımı. Şimdi önce bir tane soğan koyacağız. Ya geçen gün bakın size ne anlatacağım. Geçen gün biz kapuska yaptık ya, dışarıdan geldim o gün yorgun argın. Hemen girdim mutfağa, yemek yoktu. Pazara gittim ya. Ondan sonra geldim eve hemen. Hep unutmuşum her şeyi ya. Ben daha önce videolarda, geçen seneki videolarda da yine havucu rendeleyerek de koyduğum oldu. Bir de soğan koymayı unutmuşum ya. Nerede bunun soğanı diyenler olmuş. Dedim soğanını unuttum dedim. Şaşırdım ya vallahi. Kendime şaşırdım. Nasıl unutursun sen soğanı? Ya. Kapuska yemeği soğanlı çok çok lezzetli oluyor. Ama ben o gün ne hikmetse ve zaten kollarım böyle hem pazar poşetlerini hem Zeynep'i taşımaktan böyle eve geldiğimde uyuşmuştu resmen. 10 kilo Zeynep, pazar poşetleri de almayacağım dedim onu bunu. Gene bir sürü şey aldım. İşte unuttum. Bir de bulgur kat demişsiniz. Bir kere de kıymalı kapuska yemeği deneyim diyorum ya. Kıymalı, bulgurlu ve havuç rendeleyeceğim içine. Sizin dediğiniz gibi bulgur falan hiç koymazdım ben.
Ama annem pirinçli yapardı herhalde. Öyle hatırlıyorum biz çocukken. Şimdi soğanları piyazlık doğradım ve tencereye atıyorum. Tencereye de birazcık yağ koyuyorum. O orada. Bu pırasa sapları da kaldı. Onları değerlendirmek amacıyla buna koyuyorum. Yoksa özellikle pırasa sapı falan koymuyorum yani, anladınız? Değerlensin istedim bunda. Soğan gibi lezzet katar. Sebzeli istiridye mantarı sotesi olacak, böyle güzel olur. Dünküler de çok güzeldi. Tereyağla kızarttık ya. Şimdi bu mantar da beklemez böyle. Onları ben yıkadım, temizledim çünkü. Hepsini attım böyle tencereye. Yanına da patates kızartacağım. Birazcık sarımsak tozu ekledim. Biraz karabiber. Biraz da tuz. Murat'a sordum, makarna mı istersin yanına yoksa patates kızartması mı dedi. O da şimdi havuçlar pişince anlayacağım piştiğini yemeğin. Çünkü en geç havuç pişiyor. Bu mantarlar da çabuk pişiyor. Güzelce suyunu çekene kadar birazcık su koydum ama mantarlar da iyice suyunu saldı. Çok az su koydum, öyle yarım çay bardağı kadar. Mantarlar da sulanınca sebzeler falan bayağı bir dolu tencere ama çekecek. Mantarlar suyunu çekti. Şöyle birkaç parça da tereyağı atalım. Şöyle 3 parça. Bütün suyu çekti. Havuçlar da pişti. En sonunda üzerine kekik serpip ocağın altını kapatıyorum.
Evet, sonunda bitti mutfak temizliği. Telleri de güzelce ben köpükledim ve bu bezle sildim. Bayağı bir lekeler çıktı, hatta bezim de karardı böyle. Neyse, şimdi çayı ocağa koydum. Bulaşıklar makineye doldu ama yeterince dolmadığı için çalıştırmayacağım. Şunu nohutumun üzerini de kapatayım şöyle bir tepsiyle. O da şişsin güzelce. Şimdi çay içeceğiz inşallah. Dinleneceğiz. Ama daha ben çamaşır asacağım ya. O var. Çamaşır asacağız. Tamam. Neyse, çamaşırları asayım da geleyim. Bugünün ikinci posta çamaşırını attım makineye. Herkes üzerini değiştirdi etti. Aliş banyo yaptı. Şimdi yarın dedim hiç çamaşırla falan uğraşmayayım. Hepsi bugünden yıkansın istedim. Bugünden bitsin bütün çamaşırlar. Şöyle kapatalım. Şöyle fişimizi takalım. Süper 60. 40 derece. Okey. Onlar da yıkansın, asayım. Sonra işim bitecek inşallah. Evet, çamaşırları astım, geldim. Yukarı terasa astım. Bu balkona da şimdi koyu renkleri asacağım çünkü. Zeynep ve Ali'ye kayısı koydum şöyle. Minik minik Zeynep'i kestim. Ali'ye de büyük büyük parça. Çünkü bu çay tepsisi gittiği zaman ikisi de bakıyor. Hadi Ali'yi geçtim. Artık 5 yaşına, senelerdir alışık ama Zeynep'in bu tepsiye bir bakışı var. Çok komik. Hadi gidelim içeri bakalım. Çayımızı içtik, bir posta çekirdeklerimizi yedik. Zeynep'e bakar mısınız? Masaya çıkmaya çalışıyor sırf şuradaki kayısılara ulaşmak için. Murat'a diyorum ki, zaten diyorum az çalışıyordu bağırsakları, iyi diyorum, bol bol kayısı yiyor kızımız. Bak, bak bak nasıl çıktı. Bak, bak gördünüz mü ya? Masaya çıktı ya. Ay Zeynep, inanmıyorum sana ya. Bak, bak geldi kayısılara. Ulaştı. Hay Allah'ım ya. İnecek şimdi. Koydun ya tabakta. Bak iniyor. Geri geri iniyor. Artık koltuktan da inmeyi öğrendi. Geri geri. Hiç düşmeden. Bak bir de neyin üstüne basıp çıkıyor. Onu da o bak, getirdi. Bak onun kafasına basıyor. Oradan çıkıyor. Dur bakalım. Dur. Azıcık zorlaştırıyorsun. Azıcık zorlaştırıyorsun. Azıcık zorlaştıracak mı? Tamam, alalım. Al. Hayır, hayır. Getir. Düşer bir de annem. Düşer. Bir kayan ağzı köşesi. Biz şimdi tesadüfen gördük burada böyle. Ali de orada boya yapıyor. Birkaç tane kayısı attı ağzına o da. Emine de Liverpool maçını izliyor. Hayır, hiç sorma ya. Bir de diyorum ki Liv yazıyor, öbür tarafta da AVL yazıyor. Ben de diyorum ki Liverpool'la Avlu Avlu Spor yarışıyor. Ey Allah'ım ya, bak hep çok mu sevdin? Ya küçükken kompostoları falan reddediyordu ama şimdi ayva kompostosu içiyor, kayısı kompostosu. Çok seviyor. En sevdiği şeyler arasında, içecekler arasında. Ah, bizim evin hali. Ah, çamaşırlar yıkanıyor makinede. Arkamızda da dönme dolap var. Kinex'lerle böyle Murat ve Ali yaptı. Kelex. Kelex, evet. Ha kelex. Ne fark eder? Değil mi kızım? Hadi videomuzu sonlandıralım. Gecen abinle oldu, şimdi de senle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın bir sonraki videoda... Yarın da beni alıyoruz, videoyu sonlandırırız ya kucağına. Ay yapma kız. Kız ne yaptı? İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye yap kızım. Bye bye. Yaptı işte. Hadi bye bye. Of, sıkıldım anne be diyor.